Efendim, Yaşar Bey davadan vazgeçmemiş. Neyine güveniyor bu adam? Bu iş böyle olmayacak. Fikir, birkaç adam ayarla. Ama bizimkilerden olmasın. Yeni adamlar. Şu Yaşar Efendi rahat durmuyormuş. Güzel bir dayak yemeyince akıllanmayacakmış. Adamlar ağzını burnunu kırsınlar. Acımasınlar. Hadi. Peki ağam. Sen daha kiminle uğraştığını anlayamamışsın Yaşar Efendi. Efendim anne. Eylül, bak ne diyeceğim. Benim aklıma bir şey geldi. Bu Yağız'la babanın arasını yapmak için. Ha, biz bunları tesadüfen karşılaştırsak mesela. Ha, ben de Yağız'ı ilk kez görüyor gibi yaparım. Şimdi ben babanı bugün alışverişe götüreceğim zaten. O hep gittiğimiz mağaza var ya. Ha, üstüne başına bir şeyler alacağım. Yağız da oraya gelse, böyle tesadüf etseler. Hayır, baban zaten öyle insan içinde çok fazla bir şey diyemez. Ha. Gerisi de Allah kerim zaten. Ben teraziyi, sen bu buluşmayı bozarım. Tamam, tamam yavrum. Hadi. Yaz, sen de mi buradaydın? Merhaba Elif, ne güzel bir tesadüf. Ya. Merhabalar. Senin ne işin var burada? Böyle yapıyorsun Allah aşkına. Ya çocuk nereden bilsin bizim burada olduğumuzu? Hemen çocuğu savunma. Yaşar bak, bu iyi bir çocuğa benziyor. Hem kötü biri olsa niye uğraşsın senin kızını okusun etsin diye? Ya çocuk çaba harcamış o kadar kız dershaneye yazılsın diye. Bak hukuk okuyormuş. Belli ki akıllı azimli bir oğlan bu. Koray ne dedi bu çocuk için? Mafya falan demedim. Aman. Ay bırak Koray'ın ne dediğini sen şimdi. Bu çocuk kızımızın iyiliğini istemiş. Hadi gel biz bir şans verelim buna. Canım gidelim bir çay içelim. Yani tanışırız, konuşuruz, ne olacak? Hayır desem akşama kadar söylenirsin. Peki tanıyalım bari. Hadi o zaman. Bize gidelim bir çay içelim. Aslan gibi oğlum dururken bu tip size Eylül'ü kaptırırsam bana da razı edemesinler. Baba, hadi şunu giy de üşüme. Anlat bakalım. Necisin, kimsin? Anam baban ne iş yapıyor? Adanalıyım ben. Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Eylül'ün çalıştığı okulda. Onları biliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Peki baban ne işle uğraşıyor? Babam tekstil işiyle uğraşıyor. Dükkanı mı var? Yok. Dükkanlarımız yok. Ha, pazarda tezgah falan açıyor herhalde. Ha? Evet, tezgahları var. Pazarda çalışıyor. Su ver, su. Ne yapıyorsun? O öyle içilir mi? Yandım.
Adamlar hazır mı? Hazır ağam. Sen iste, şimdi gidip ağzını burnunu kırsınlar Yaşar'ın. Şimdi olmaz. Yalnız yakalasınlar. Neden avukat olmak istiyorsun peki? İnsan kendisine yapılana dayanıyor. Ama karşında çaresiz birini görünce ve o çaresiz birisi masumsa bu çok ağır bir duygu. Ben çaresiz umut olmak istiyorum. Haksızlığa uğrayanın yanında olmak istediğim için avukat olmak istiyorum. Nuran! Nurancığım! Canım benim! Hoş geldiniz Raziye. Hoş bulduk. Yaşar abim nasılsın, görüşmeyeli? Ver elini öpeyim. Gel Hudaroğlu evladım, geç otur. Eylül sandalye getir. Aa! Kız bu köyde Nuran'ı kurtaran çocuk değil mi? Bu çocuk köyde miydi Raziye Hanım? Evet. Pot kırdım. Yaşar Bey, belki de ben benzetmişimdir. Siz benimle iki saattir dalga mı geçiyorsunuz Nuran? Hani bu çocuğu tanımıyordu? Ben seninle ne konuşmuştum? Senin kızımın etrafında dolaşmanı istemiyorum dediğim halde sen benim sözümü çiğneyip kızımın peşinden köye mi gittin? Yıkıl karşımdan! Gözüm görmesin seni. Yaşar amca. Ay Nurhancığım, ben istemeyerek pot kırdım. Ay, şu çenem tutulaydı. İyi oldu Raziye Hanım. Sayende gerçekler ortaya çıktı. Yaşar nereye? Senin yalanlarının olmadığı bir yere. Her şey mahvoldu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi ağam, ben de bilemedim ki. Çok kızdım adam. Kızması bir şey değil ki abi. Üzdüm. Hayal kırıklığına uğrattım adamı. Kim bilir Eylül'e ne söylemiştir. Ağam, neyse boş ver. Araba şurada. Gel arabada konuşalım. Yok abi. Ben dayanamıyorum bak. Ben bu şekilde yaşayamıyorum yani. Yaşar amca her şeyi anlatmam lazım benim. Ağam! Ağam! Şşş babalı! Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Adnan Bey'in selamı var. Davadan vazgeçeceksin. Anladın mı? Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçeceksin!
Yaşar amca. Bırakın lan adamı. Yaşar amcam, iyi misin? Gel Yaşar amcam, gel. İyi misin Yaşar amcam?